Arkadaşlar merhabalar. Günay Esentürk YouTube kanalı futbol muhabbetine hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz? Bir dondunuz kaldınız. Hiç kimse bir şey Oğlum demiyor. sen lan Nurcan bak ben sana gelişini bak bir dakika. Hoş geldiniz diyor ya. Biz hiç kimse umurunda değil. Bakıyor herkes. Bravo abi hoş Ben geldin. hoş gel Şöyle dedim bir şey ya. var. Arkadaşlar Günay Esentürk YouTube kanalı Futbol Muhabbeti'ne hoş geldiniz. Evet, bugün programımızda Arda Ergün, Zafer Kurdak ve Günay Esentürk ile beraberiz. Arkadaşlar tek tek sizlere güzel sorularım olacak. Öncelikle Zafer hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Arda'cığım hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Çok şükür. Sen nasılsın hocam? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Günay Bey? Merhabalar Nurcan Hanım. Nasılsınız sayın moderatörümüz? İyi misiniz? Çok iyiyim, teşekkür ederim Günaycığım. Evet arkadaşlar, Zafer'den başlayalım. Zafer, korona Olur. günleri nasıl gidiyor? Çok tedirgin geçiyor. Biliyorsun çalışıyoruz. Tabii Evet. Arda ve Günay da biliyorlar durumun nasıl olduğunu zaten çok tedirginlik içinde. Zor ama alıştık diyelim bir yandan tedbirlere, çalışmaya. Ve yine de insan endişe duymuyor mu? Duyuyor. Hani ne olur ne olmaz. Sonuçta Kocaeli bölgesinde yaşıyoruz tabii İstanbul dip Evet. dibe. Çalışanların yoğun bir sirkülasyonu oluyor. Alıştık deyip geçiyoruz bakalım şimdi inşallah kötü bir şey çıkmaz. İnşallah. Arda, senin nasıl gidiyor? Biz bugün daha yeni izne çıktık. 15 gün Kaç gün? evdeyiz şimdi. 15 Çok gün. güzel. Tabii yani en azından kendimizi izole etme şansımız doğdu bugünden itibaren ama yine de tabii çalışan arkadaşlarımız için. Şimdi Zafer de burada, Günay da burada. Onlar için de mesela aynı şey inşallah geçerli olur. Çünkü çok zor. İnsanın psikolojisi alt üst oluyor. Sürekli bu haberler dahilinde bile çalışmaya devam ediyorsun. Haber oluyor, sen işe gidiyorsun mesela. O şekilde devam ediyor. İnsan üzülüyor. İnşallah bir an önce bugünler geride kalır. Tek temennimiz o. İnşallah. Günay. Yani ben çalışmaya devam ediyorum. Büyük ihtimalle sokağa çıkma yasağı gelmeden çalışmaya devam edeceğim diye düşünüyorum. Yani kendimizi ne kadar koruyabilirsek elimizden gelenin fazlasıyla korumaya çalışıyoruz. Yani sadece bizim korumamız da olmuyor. Herkesin koruması gerekiyor. Ben buradan tekrar söylüyorum. Ben her yayınımda söylüyorum. Eğer işe gitmiyorsanız, ölüm meselesi, kalım meselesi değilse lütfen evinizden çıkmayın. Yani mümkün olduğunca evinizde kalın ve şöyle bir şey söylüyorum. Eğer akrabalarınız da dışarıda olup da benim gibi mesela dışarıda çalışan insanlar varsa bir şey istiyorsanız da onlardan isteyin. Siz çıkmayın Evet. dışarı. Evet. Evinizde kalın, en azından zinciri bozun. Yani bir kişi demek 30 kişi demek. Bir kişi 30 kişiye bu virüsü dağıtıyormuş. Onu söylüyorlar. O yüzden Evet. zinciri bir kişi de olsa kıralım. Yani evinizde kalın, çıkmayın. Bu şekilde geçirelim. En az hasarla geçirelim diyorum. Her geçen gün ölü sayısı da artıyor, vaka Evet, sayısı da artıyor. inşallah. İnşallah bu kötü günleri de atlatacağız. Evet. Evet, Zafer, konuğumuz olarak ilk soruyu sana soracağım. Zaten Arda Demirbaşımız oldu bizim her yayınımızda veya biz onun yayınındayken biz hep beraberiz. İlk soru sana gelsin. Tabii. Sence Türkiye'deki futbol ne zaman başlar, nasıl başlar? Ne zaman başlar, nasıl başlar? Hatta geçen gün UEFA tüm kulüp federasyon, yani daha ülkedeki federasyonlarla görüşme yaptı. Ondan sonra zaten federasyonumuz açıklama yaptı. 10 farklı senaryo üzerinde durduklarını belirtti. Tabii zamanı gelince açıklayacaklarmış ne olduğunu tabii biz de bilmiyoruz. Evet. Şahsi fikrim Mayıs ortası gibi normale döner gibi görünüyor. Bilmiyorum tabii gidişat nasıl olur. Ama Haziran başında sanki oynarız gibi geliyor. Seyircili olmayabilir. Belki seyircisiz devam edebilir başlangıç olarak.
sıkıştırılmış programda oynarız ve bir şekilde ligi tamamlarız gibi geliyor. Çünkü yarıda kalan, daha doğrusu 8 hafta, 9 hafta kaldı. En azından o kısmı tamamlamak için Avrupa'ya, yani şampiyonalara giden takımları belirlemek için en azından tamamlamak adına hızlandırılmış bir şekilde 4-5 haftada oynanacak şekilde bitirilir gibi geliyor. Yani hakkaniyetlisi böyle oluyor sanki. Ardacığım, sence ülkede futbol ne zaman başlar, nasıl başlar? Şimdi Zafer'in de dediği gibi UEFA bir kendi aralarında toplantı yaptılar kulüplerle birlikte. Orada aşağı yukarı benim tahminim, yani Mayıs dedi Zafer ama Mayıs'ı biraz geçecek gibi, Haziran'ı da bulabilir. Çünkü öngöremiyorlar. Onlar da şu anda herhalde tahminim. Çünkü evet, hala çok sıcak. Şimdi Nisan ayına girdik. Nisan ayına gelmiş olmamıza rağmen Çin'le başladı. Aralık ayından beri bu tarafa doğru geliyor. Yavaş yavaş silsile yoluyla devam ediyor. Ama ne zaman biter? Kimse de kestiremiyor. Yani buna bir tarih vermek çok zor. Umarım Zafer'in dediği gibi olur. Çünkü çok özledik biz. Ama insan sağlığının da çok çok üstünde olduğunu düşünürsek Mayıs ayında başlaması zor. Ama başlarsa çok çok iyimser olur. Başlaması Haziran gibi ben tahmin ediyorum en azından. Haziran sonu, işte Haziran-Temmuz gibi olabilir. Ama başladıktan sonraki süreç çok sancılı olacak. Şimdi futbolcular ne durumda acaba? O da çok muamma. İnşallah bir an önce biter. Yani şu an söyleyebileceğimiz tek şey koronanın bir an önce sona ermesi. Ondan İnşallah. Sonrası için zaten devamı gelecek. İnşallah. Günay, sen ne düşünüyorsun? Yani şimdi bunun için biz sadece tahminde bulunabiliriz. Yani şu an nedir, ne değildir, nasıl devam edecek, bunları Türkiye Futbol Federasyonu dahil kimse bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Futbol Federasyonu evet. bilmiyor. Bilim Kurulu bilmiyor. Şu an dünyada kimse bilmiyor. Ne UEFA biliyor, ne FIFA biliyor. Sadece öngörü var. Öngörüler üzerinden de konuşmak zor olur. Ama şöyle söyleyeyim, ben iyimser olarak söylüyorum. Bu maçlar oynanacak. Seyircisiz oynanacak. Büyük ihtimal Zafer'in dediği gibi seyircisiz oynanacak. Ama oynanacak. Yani bir şekilde bu ligin bitirilmesi gerekiyor. Yani öyle ya da böyle bu lig bitmesi. Yani yok işte tescil edelim, yok playoff oynansın, yok onlara geçin abi. Sıkıştırılmış ligle gerekirse antrenman yapmayacak futbolcular, maç yapacaklar, haftada 3 maç yapılacak, bir şekilde bitirilmesi gerekiyor. Bu ligin bitmesi gerekiyor. Yani kimsenin hakkı geçmesin abi. Yani ne demek ya, Fener Trabzonlar çıkıyor bu maç, bu şey ligler tescil edilsin. Öyle bir şey yok abi ya. 8 maç var. Ya bir tanesini tartışıyorum. %80'i zaten oynanmış diyor. %80'ini bırak. Zaten Galatasaray her şampiyonlukta son 8 haftada alıyor bu şampiyonlukları. Geçen seneyi hatırlıyorum ya. Yani. O yüzden bu maçlar oynanacak. Oynanması da gerekiyor. Kim diyorsa bu maçlar şey olmalı, oynanmasın, tescil edilsin, o provokatördür abiciğim. İşlerine bu maçlar oynar. Bu işte öyle bir şey yok ya. Kural var. Sadece bizim ligimiz için de geçerli değil. Tüm ligler için geçerli. Yani bazı Galatasaray'la sonra Liverpool şampiyon olsun diyor mesela. Niye olsun abi? Şu kadar puan fark var. Olabilir. Oynansın, hakkaniyet. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek adamlar var. Ama burada şampiyon değil ki yani. Şampiyonlar Ligi var. Burada mükemmel bir gelir elde ediyorsun. Düşen takımlar olacak. Böyle bir şey yok, bu maçları oynanır. Ama ne zaman oynanır? Bunu benim hani tahmin Haziran başı veya ortası gibi oynanabilir. Ama bunu kimse şu anda bilmiyor. Bilemez daha. Çünkü çok tahmin büyük etmesi sıkıntı. Çok zor zaten. Evet, çok büyük bir sıkıntıdayız şu anda. Umarım en yakın zamanda başlar ve hayat normale döner. Şu an cumartesi pazarımız karıştı yani. Evet doğru. Arkadaşlar, peki şöyle bir soru yönelteyim sizlere. Sizce bu dönem takımlar nasıl geçiriyor? Futbolcular nasıl geçiriyor? Teknik adamlar nasıl geçiriyor? Zafer, senden alayım. Sondan başlayalım bu sefer. Tamam, ben alayım. Günay, hadi o zaman neden söyleyeyim? Yani şöyle söyleyeyim. Tamam, biraz. Ben hani mikrofonu almışken bırakmayayım. Severim mikrofonu. Yani şimdi takımlar bireysel olarak çalışıyor.
Tüm teknik adamlar da bunu Sergen Yalçın tenzih ediyorum, takip ediyor. Neden Sergen'i tenzih ediyorsun? Çünkü kendisi açıkladı. Ben talihsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Bir teknik direktör... Ne dedi ki? Bakın, teknik direktör ne dedi, nasıl dedi? Evren Turan sordu, dedi futbolcular ne yapıyor? Vallahi dedi hiç haberim yok. Bakın amatörde, benim arkadaşlarım amatörde, ben antrenör kökenliyim. Amatördeki hocalar şu anda tüm oyuncularıyla görüşüyorlar ve yaptıkları antrenmanları bakın Instagram'ında, Facebook'unda paylaşıyorlar. Çocukların ya 12-13 yaşındaki çocukların, bir teknik direktör düşünün bilmiyorum diyor. Tamam, dobra adamsın vesairesin. Bu beni ilgilendirmez Sergen Yalçın. Sergen, bu vurdum duymazlık abi, bu dobralık falan. Böyle bir şey değil. Yok yani, dobralıkla alakası yok. Neymiş, bir tanesiyle konuşuyor işte, gurur duyuyor ya bir Beşiktaşlı. Ben gurur duymam abi. Ben gurur duymam. Böyle vurdum duymaz bir hocayla benim teknik direktörüm benim takım başında olmasın abi. Kesinlikle. Böyle bir açıklama yok. Yani bir açıklama olacaktı ki biz programlarımızı verdik. Biz şunu yaptık, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Bireysel olarak çalıştırıyoruz. Günlük takip ediyoruz. Sakat oyuncularımız var, doktorlarımız onlarla ilgileniyorlar. Fizyoterapist hocalarımız ayrı bir antrenman verdi. Şunu farklı yaptık diye açıklama bekler insan. Teknik direktörsün, saygın bir hocasın. Herkes, Türkiye'deki herkes tarafından tanınıyorsun. Yani şu an futbolla ilgilenmeyen bir insan bile magazinsel dolayısıyla bile Sergen Yalçın tanıyor. Bakın, magazinsel bile olsa tanıyor. Evet. Sergen Yalçın. Ama yaptığı açıklama çok talihsiz bir açıklama. Bir teknik direktöre yakıştıramadım. Böyle bir açıklama olamaz. Olamaz. Sen teknik direktörsün. Bu açıklama yok. Şimdi takımlar nasıl geçiriyor? Bireysel olarak tüm takımlar antrenmanlarını yapıyorlar. Buna emin olabilirsiniz. Onları da zaman zaman paylaşıyorlar. Görmüşsünüzdür. Skype üzerinden ve bu tür programlar üzerinden teknik direktörlerle bağlanarak antrenmanlarını gerçekleştiriyorlar. Böyle de olmalı. Bireysel olarak çalışmalı. Falcao mesela çok çalıştığı söyleniyor. Yemek de yapıyormuş. Yemek mutfakta da çalıştırıyor. Yenge de çalıştırıyor. Boş bırakmıyor galiba. Yani bu şekilde değerlendiriyor ve değerlendireceklerdir. Ama sahada olan bir antrenman metodu gibi olmaz. Sadece kendilerini hazır tutuyorlar. Sahaya girdiklerinde ki yine bir 2-3 haftalık bir hazırlık süreci bırakmak zorundalar. Bunu da söyleyelim. Yani 3 haftalık veya 2 haftalık bir hazırlık dönemi şart. Maçlar oynanmadan önce. Arda sen ne diyorsun? Kesinlikle. Şimdi ben de Günay'dan pası alayım, devam edeyim. Sergen'in söylediği şeyler bir kere kabul edilemez. Şimdi burada Sergen konu olduğu için söylüyoruz. Bunu Sergen yaptığı için hani kardeşim Beşiktaş'ı konuşuyorsunuz falan değil. Bunu Trabzonspor'lu yapsaydı, Başakşehir'le hoca yapmış olsaydı onunla konuşurduk. Fark etmez. Burada isim önemli değil. Sen koskoca bir Beşiktaş spor kulübünün futbol şubesinin teknik direktörüsün. Böyle bir sorumlusun ya. Herhalde böyle bir açıklama yok yani. Senin dediğin gibi amatörde bile biz arkadaşlarımız var, hoca arkadaşlarımız var, sürekli konuşuyoruz. Adamlar diyor ki ben sürekli takip ediyorum. WhatsApp'ta grup kurmuşlar. İşte sürekli hep kendilerine programları veriliyor. Böyle bir şey, ne yaptıklarını bilmiyorum diyemezsin. Beşiktaş'ta olsam bunu savunmamam gerekiyor. Abi savunuyorlar, sıkıntı olan o. Abi zaten Sergen hocam böyle şöyle bir şey yok abi ya. Sergen'i çok seviyor olabilirler ama Sergen'i aynı şeyi Fatih Terim yapmış olsa herkes konuşurdu. Fatih Terim ne yaptı? Gündem olurdu gündem. Yatağından kalktı. Ne yaptı? Üçüncü günü adam çıktı, bütün oyuncularını topladı. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Hal hatır sorma babında. Hepsinin hem durumlarını hem de kendi özlemlerini gidermiş oldular. Böyle yine Fatih Terim yine Türk futboluna aslında örnek oldu yaptığı hareketle. Tamam, diğer hocalar da aynı şeyi yapıyor ama bunu herkesin yapması gerektiği şeklinde göstererek yapması çok güzel oldu. Ben de katılıyorum. Yani ben her futbolcunun, yani şimdi bir futbolcu olarak düşünüyorum. Her futbolcu kendini hazırlamaya çalışıyordur. Senin dediğin gibi antrenman gibi olmaz. Ama en azından şu anda kendilerini hazır tutmaya çalıştıklarına ben %100 eminim. Özellikle kafaya oynayan takımlar. Çünkü ligin tekrar başlama durumu olursa asla sekteye uğramadan, sakatlık yaşamadan devam etmek zorundalar. Bir de şu var. Eğer sakatlanırsam kiralık oyuncu ne yapacak? O da var. Galatasaray fayda sağlamanın dışında kiralık da olduğu için sıkıntı. O yüzden kendine iyi bakmak zorunda. Günay bir şey söyleyeceksin galiba. Can şöyle söyleyeyim bakın.
Şimdi playoff yapacaklarmış. Burayı da Beşiktaş'ı da dahil edecekler. Hani konuşulanları düşünüyorum. Abi bu kafa yapısıyla zaten Beşiktaş'ı dahil etmesinler playoff'a falan ya. Abi hocalarının ne yaptı? Oyuncularından haberi yok ya. Belki aynen adam kaçtı. Bilemezsin ki. Yani playoff olsa bile ya şu Beşiktaş'ı ben abi istemem playoff'ta. Açık ve net söyleyeyim yani. Aynen öyle. Yalnız... Abi hocası çıkıyor diyor ki bilmiyorum diyor. Böyle bir şey var mı böyle ya? Böyle saçmalık olmaz. Sen yani kafaya oynayan bir takımsan. Diyorlar ya işte biz de playoff'ta olmamız gerekiyor. Şöyle olması gerekiyor. Böyle olması gerekiyor. Beşiktaş'a... Sen önce bir hazırlan ya. Takımını hazırla. Beşiktaş'ta en bir efsane vardır sürekli. Hatırlarsınız. Siz de hepiniz bilirsiniz. Zafer sen de bilirsin. Sergen Yalçın'ın futbolculuğuyla ilgili o döneminde koşsaydım Bayern Münih'te oynardım diyordu. Doğru mu? Doğru. Kesin tamam. Doğru. Orası geride kaldı. Dünya yazısı olurdu. Tabii. Heh. Şimdi orası geride kaldı. Sen artık daha böyle disiplinli bir hoca olmalısın ki Bayern Münih hoca olabilesin. Futbolcu olamadım belki ama hoca olma ihtimalim var. Çünkü Sergen'de gerçekten bu potansiyel var. Futbol aklı var, her şey var. Sergen'de... Çok pardon böldüm. Arda, Sergen Yalçın'ın ben daha önce X bir işletmede çalışıyorken Sergen Yalçın'la bir anım var benim. Anlatmıştım. Paylaşmıştım sanırım seninle. Evet. Aynen. Aynen. Onun için yani hani Sergen Yalçın'la ben disiplini aynı cümlede bile kuramam. Başka bir şey demek istemiyorum. Aynen. Yani o yüzden çok belli tarihsiz. Belli doluyor zaten. Yani çok bu tarihsiz bir açıklama. Evet. Bu yayında paylaşılacak bir anı olmadığı için yayın evet. Bittikten sonra Zafer sana da paylaşacağım bunu. Tamam. Zafer, Arda sözün bitmiş miydi önce? Tabii aynen. Bitti benim. Aynen. Tamam. Zafer sen ne düşünüyorsun? Hemen hemen Arda ile Günay'ın söyleyeceklerine aynısını söyleyeceğim, benzerini söyleyeceğim. Evet. Ama ekleyecek ufak bir şeyim var. Hani en evet. Azından Sergen Hoca konusunda. Ben Fatih Hocamızın futbolcuyken dahi, hani teknik direktörlük kısmını da geçtim, futbolcuyken dahi hiçbir zaman bu şekilde en ufak bir cümlesini hatırlamam. Doğru. Abi disiplin yani, böyle bir şey. En başından beri, daha doğrusu Galatasaray'a gelmeden de önce Adana Demirspor kısmında da keza aynıydı. O zamandan bu yana aynı disiplinle, bahaneye yer vermeden, işi neyse onu yapan, başarıysa başarı, başarısızlıksa başarısızlık, hepsini yaşayan. Ve bu şekilde, tamam futbolcuyken çok açık sözlüydün, hani yorumcu da oldun televizyonlarda. Keza o zaman da öyleydi, birçok cümlesini evet. De zaten hatırlıyoruz. Ama artık büyük bir takımdasın. Hani kendine ait hissettiğin bir yerdesin. Ona özgü davranman gerekir. Teknik direktörlük başka bir şey. Bir camiaya ait olmak çok başka bir şey. Evet. Sizin de dediğiniz gibi hani disiplin pek olmadığı için hani başarılı dahi bile olsa şahsen bir camiaya yakışmayacak sözler, hareketler. Hani bence çok uzun ömürlü bir ilişki olmayacaktır. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Çok doğru yani doğru. Nokta. Peki. Nokta. Peki, Beşiktaş'ta arkadaşlar kızmasın bize biz bunları söylüyoruz. Ya bunlar doğru olması gereken bu. Yani teknik direktör sen bizim anlattıklarımızı yapmak zorundasınız. Ha, dersin ki sen kimsin? Yani siz kimsiniz? Ben antrenörüm arkadaş. Ben bu yoldan geçtim. Oynadım da antrenörlüğü de yaptım. Ben evet. Çalıştım takımlarında bütün oyunculardan sorumlu. Bensem her şeyle ben ilgilenirim. Bir de çünkü bir şey söylemek için biraz, illa orada var olmaya gerek yok ki. Tabii. Yani hani bazen diyorlar ya bize siz kimsiniz, sen kimsin diye. Aynen çok anladım ben seni. Herkesin bir fikri var. Ama ben bu işin içinden gelen birisi olarak ya çocukların ne giydiğine karışan insanlar bilirim. Mesela Aziz Yıldırım döneminde Dereazı tesislerine kırmızı bir şeyle giremezsin. Evet. Gibi böyle disiplinli çalışan insanlar vardı. Kırmızı düdükle giremezsin. Bir tane futbolcu vardı. Ben orada staj yaparken kırmızı bir tane üst var diye tesise alınmadı. Disiplin şart. Ha bu yanlış disiplindir ama her yerde disiplin vardır. Evet. Tutacak. Olmazsa olmaz bir şeydir zaten. Peki arkadaşlar Galatasaray'dan devam edelim. Biliyorsunuz Galatasaray Sivas maçı öncesinde Emre Kılıç Galatasaray'a gelecek. İşte ondan kötü oynadı. Şöyle oldu, böyle oldu diye spekülasyonlar yapılmıştı. Şimdi yine Emre Kılıç ve Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'a ön sözleşme imzaladığı, Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyor Galatasaray medyası tarafından. Böyle bir transfer olursa sizce nasıl olur? Görüşünüz nedir? Zafer senden alayım önce. Tabii.
Yanılmıyorsam zaten Ocak transfer döneminde zaten böyle bir söylenti çıktı. Hatta imza attıklarına dair. En Evet. azından medyada gördüğümüz buydu. Çok yakından tanımıyorum. Hani çok performanslarını birebir hafta hafta takip etmiyorum. Evet. Ama tabii izlediğim maçlarda takdire şayan katkıları var ikisinin de. Üstelik yerli isimler bunlar. Evet. Hani oynarlar mı Galatasaray'da? Pekala oynarlar. Hani oynamazlar diyemem. Hatta fazlasıyla oynayabilirler. Çok büyük katkı da verebilirler. Hani aklıma gelen şu olur. Hani Fatih hocamızın dönemlerine baktığım zaman hep böyle önceden şans verilmemiş ama Fatih hocamızla birlikte çok fazla yükselişe geçmiş yerli isimler var. Hep onun dönemlerinde olmuştur zaten. Engin Baytar gibi mesela. En basit bir örnek aklıma gelen şu an. Fatih hocamızın oynattığı dönemleri tekrardan göz önüne aldığım zaman yerli isimlerin katkısı çok fazla oluyor. Bence hani eğer ola ki, hani resmi bir şey olmadan söylemek de pek doğru bir şey olmaz. Yani ola ki gelirlerse de bence çok büyük katkı vereceklerdir. Yerli isim olmaları avantaj. Hem zaten kulübümüzün yerli isimlere olan yönelimi de bu yönde güzel bir parola aslında, rota aslında. Evet. Tabii yabancılardan biraz da ağzımız yandı, onu da gördük. Evet. Tabii yerli isimlerin yeri çok başka oluyor. Bence gelirlerse çok büyük katkı sağlarlar. Ki geldiklerini de biliyoruz. Hani az çok medyada okuyoruz. Hayırlısı olsun takımımız adına ama tabii önemli olan şu süreci sağ salim atlatmak. Ondan sonrası kolay. Evet. Sen ne düşünüyorsun Arda bu konuda? Şimdi Emre Kılıç'tı galiba bizim en son maçta biraz. Aynen biraz. Tamam. Yandaş. Aynen ya. Sadece şeye de değinmek istiyorum önce. Emre Kılıç biraz tepki almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mu? Evet. Evet, aynen. Maçta. Aynen. Şimdi evet aynen o mevzuda. Bence orada Emre Kılıç'a fazla yüklenildi. Çünkü bugün hangi takımdan transfer edilecek olursa olsun Galatasaray'a oynadığı takımın ekmeğinin hakkını vermeli. Orada ne yapmasını söylüyorlardı. Yani ne yapmış olursa olsun orada yaptığı bence kendi takımı için yapması gerekendir. Tamam Galatasaray transfer olabilir ama şu anda hala Sivasspor'un oyuncusu. Yani orada tepkilerin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Onun dışında ikisini de ben çok beğeniyorum. Özellikle Emre Kılıç'ı çok beğeniyorum. İçimde benim şey vardı. Emre Çolak'tan beklentilerim oydu. Geçen hafta Trabzonspor şey var diye bizim. Süper final Trabzonspor Galatasaray maçı. Orada yendiğimiz evet. Maç. Orada Emre Çolak'ın iki tane şutu vardı. Çok güzeldi. Gerçekten o Emre'nin o zamanlarını çok iyi hatırlarsınız. Çok da beklenti yüksekti. Hani şu an Emre Kılıç'tan da aynı beklenti içerisinde izliyorum onu. Hani Galatasaray'a geldiğinde o beklediğimiz kanat oyuncusu, yerli kanat oyuncusu tandemini tamamlayabilir diye düşünüyorum. İnşallah gelir. İkisi de çok değerli, çok kıymetli oyuncular ama maalesef bizde şu var. Anadolu takımlarından transfer edilen oyuncular nedense sudan çıkmış balık gibi oluyor. Kafe oynayan takımlara geldiklerinde. Tamam Sivas'ta kafe oynuyor bu sene ama bakıyorsunuz 2-3 sene sonra Sivas bu ilk 5'in içinde yer alamıyor. O ilk 5 sürekli değişiyor çünkü. Galiba şampiyon takımda oynamanın sadece iyi futboldan ziyade konsantre ve mental açıdan da çok başka şeylere ihtiyaç olduğunu tabii düşünüyorum. Ki. Aynen. Özgüven sorunu da olabiliyor aynen. Futbolcular. İnşallah bunlar ikisinde karakter olarak da güçlü oyunculara benziyorlar. Çünkü en azından röportajlarda gördüğümüz kadarıyla da öyle duruyorlar. İnşallah çok katkı sağlarlar. İnşallah almışızdır öncelikle. Ben katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. İnşallah bu durumu biter de sürekli çünkü onu konuşuyoruz. Dönüp dolaşıp yine ona geliyoruz ama şu durumdan bir çıkalım. Ben gerçekten ikisini de Galatasaray forması üzerine görmeyi çok isterim. Günay sen ne diyorsun? Şimdi öncelikle ben çok farklı bir yerden bağlanacağım. Zannedersem siz de bana hak vereceksiniz. Şu anda kulüplerimiz zaten maddi olarak çok sıkıntıdılar. Aynen. Mükemmel kesinlikle. Derecede sıkıntı. Bu dönemden çıktığımız an Mobese'ye konuşan Şenol Güneş şunu diyecek. Acilen yabancı sınırı diyecek. Evet. %100. %100 doğru. Kesin, aynen. Mobese görse konuşur. Böyle döner. Yabancı sınırını düşünmemiz lazım der. Bunu şu an yok piyasada mesela ama konuşur evet. Doğru. Nihat Özdemir.
cep telefonu kamerası görsün konuşur yabancı konusunda. Hemen yabancı konusunu gündeme getirecekler ve yapacaklar bu sefer. Çünkü kulüplerimiz gerçekten ciddi derecede sıkıntıya düştü. Şu an düştü. Gelir tamamen durdu. Bitti. Zaten borç batağında kulüpler ve şu andaki konum itibariyle bu paralar nasıl ödenecek? Büyük ihtimal oyunculardan da maaş indirimi istenecek. Bunlar nasıl olacak ki? Arda'nın programında biz bir önceki programda bunu konuşmuştuk. O videoya gidip de izleyebilirsiniz. Arda'nın kanalını da aşağıya bırakacağız. Evet. Orada bunu detaylı bir şekilde konuştuk. Ama şimdi bu konu konuşurken önce bu iki oyuncu Türkiye'nin en değerli oyuncuları. Bence. De. En değerli oyuncuları. Çünkü kafaya oynayan takımı İkisi sırtlıyor. Bunda hemfikiriz. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç. Bu ikisi. Bu ikisini bir de bedelsiz alma şansı var takımların. Bu ikisini alırsa Galatasaray müthiş iş yapmış olacak. Müthiş iş yapmış olacak. Şimdi Arda'nın bir de şu konusuna geleceğim. Mesela sudan çıkmış balığa dönüyor diyorlar dedi Arda. Bunu şuna bağlıyorum ben gözlemlediğim kadarıyla. Şimdi burada bu iki oyuncular lider konumunda ikisi de. Sivas'ta oyun, değil mi? Evet. Evet, Sivas'ta liderler. Yani oyun planları bu iki oyuncu üzerine kuruluyor. İzlersek göreceğiz. Ama doğru, Galatasaray Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye geldiği zaman burada böyle asker olur. Oluyorlar. Burada asker oluyorlar. Komutan değil. Burada da bu asker olmayı kabullenemiyorlar. Yani görev olarak kabullenemiyorlar. İstedikleri gibi hareket edemiyorlar. O yüzden performans düşüklüğü oluyorlar. Yavaşlıyorlar. Ve bu tip takımlarda da kafaya oynayan ve büyük kitleye sahip olan takımlarda da komutan olmak çok zor. O yüzden herkes yapamıyor. Ki şöyle düşünelim. Mehmet Topuz nasıldı? Fener'e geldi. Yok. Gerçi Fenerbahçe'ye giden bütün oyuncular böyle oluyor ama yani hepsine baktığımız zaman büyük Alper Potuk bakalım yok. Emre Ozan ki Ozan bu sene fena değildi. Emre Mor yok. Çünkü bunlar küçük takımın oyuncuları. Bunlara yük verirseniz sizi bir yere taşıyamaz büyük takımda ama küçük takımda yük verirseniz sizi taşır bir yere kadar. O yüzden buna bağlıyorum ama o zaman ben de sana şunu sorayım Sinan. Yaparım. Sinan Gümüş. Sinan Gümüş de bakın Antalya'da fena oynamıyor şu anda. Ama Galatasaray'da da bir orta bir seviyesi vardı yani. Galatasaray'ı çok ipten aldı Sinan Gümüş. Evet. Tabii Konya maçı hatırlık evet. Unutulmaz. Oradaydım. Evet. Fenaydı. Ya mesela evet. Tribünden düşmüştüm ben. Arkadaşlar, Beşiktaş'ta benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sözümü bitirmemiştim. Nurcan. Buyurun, buyurun Nurcan Hanım. Belki arkadaşlar benim söylediğimi bitirmediniz mi? Çok yani benim söylediklerim üzerine belki arkadaşlar bir şeyler ekleyecek. Geçmeden evvel bir şey söylemek istiyorum. Şimdi aslında hadi bu sen de söyle. Güney destekle sen de. Anadolu takımındaki topçuların aslında galiba şu. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor. Anadolu takımları bu dört takıma transfer olacak değil mi? Yani oradan oyuncular buraya transfer olacak. Bence bir saygı eksikliği var. En azından benim gözlemlediğim o. Sen abi Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzon'a geldiysen haddini bileceksin bir kere. Sen orada general olabilirsin. Ama burada askersin. Evet. Önce kafalarına bunu yazmaları gerekiyor. Bence hala o saygı yeterince bunlarda yok. Galatasaray 4 yıldızlı, Galatasaray Avrupa Kupası şampiyonu ne olmuş yani dememen lazım. Bir örnek vereyim mi? Emre Akbaba Alanya'dayken generaldi ama burada asker. Ama o haddini asker. Biliyor çünkü. Haddini evet. Biliyor. Ama iyi de oynuyor. Aynen öyle. İşte bunu bildiği için iyi oynuyor. Aynen, haddini bilirsen her yerde başarılı olursun. Yani sadece bunu söylemek isterim. Yani orada Anadolu takımındaki topçuların da aynı şekilde. Ne oldu Tarık? Sağ bekte uçuyordu, kaçıyordu, milli takımlara gidiyordu. Kendini bir pohpohladı önce. Önce kendini şişirdi çocuk. En büyük şanssızlığını söyleyeyim mi size? En büyük şanssızlığı. Bir programda Yıldırım Demirören'e diyorlar ki evet, beğendiğin iyi futbolcu kim? O da Tarık Çamdal diyor. Ondan sonra geri düşüş aynen başlıyor evet. Tarık Çamdal'da. Yani kısaca bunu söylemek istedim Nurcan. Hani araya girmiş gibi oldum ama bence Anadolu takımlarındaki topçuların gerçekten hani bu
Onlara da saygı duyuyoruz. Biz tamam Sivas Spor, Antalya Spor, işte Ankara Gücü hepsine bizim saygımız var. Ama onların büyük, yani büyük takımlar dediğimiz şampiyon takımların, daha tecrübeli olan takımların, ligin artık dominosu olmuş takımlara saygı göstermek zorundalar. Yani göstermeliler değil, zorundalar yani. Ben de katılıyorum size bu konuda. Gerçekten Anadolu'dan gelen birçok futbolcu bu tökezleme dönemini büyük kulüplerde atlatamıyor. Bu, ben çoğu zaman bunu özgüven eksikliği olarak görüyorum. Ama sizin dediğiniz de kesinlikle doğru, katılıyorum. Kendi takımında oyun onun üzerine kuruluyorken X büyük takıma geçince farklı futbolcular üzerinden oyunlar kurulduğundan dolayı da doğal olarak futbolcular bocalayabiliyor. Bunu da arkadaşlar ilerleyen yayınlarda yine değerlendiririz. Ben size farklı bir konuda bir soru yöneltmek istiyorum. Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz. Genç futbolcu, yetenekli bir futbolcu ve Beşiktaş bu futbolcu ile muhtemelen sözleşme yenilemeyecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Zafer, sen buyur istersen. Kim? Ben başlayayım. Sen bu sefer sen başla Zafer. Gün içinde birçok iş yerinde de olduğum için hani çok fazla gelişmeleri takip edemedim ama ilk herhalde menajerine bir açıklama geldi galiba. Evet evet, menajer açıklama yaptı. Aynen. Hani sözleşme olmayacak ya da anlaşamadık gibisinden, ben hani yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Çünkü çok fazla hakim olamadım iş yerinde olduğumdan dolayı. Beşiktaş daha sonra bir yalanlama yaptı. Daha sonra Dorukhan'ın bir açıklaması oldu. Ki sakat herhalde bildiğim kadarıyla. Oynamıyor son maçlarda. Süreç kendileri adına nasıl olur bilemem ama yetenekli. Vaktinde 1 milyon TL yüzünden alamamıştık kendisini. Vermedik daha doğrusu. Daha sonra yolu tabii Beşiktaş'la kesişti. Bence gayet yetenekli. Milli takımda da oynadı birkaç maçta. Gayet güzel. Anlaşırlar mı anlaşmazlar mı bilemem ama Beşiktaş'ın mali anlamda çok ciddi sıkıntısı var. Bu çok net yani. Birkaç seneden beri ortada olan bir gerçek bu. Sonuç nasıl olur bilemem ama bence pek anlaşacak gibi durmuyorlar. En azından ne kadar yalanlasalar da ateş olmayan yerden duman çıkmaz bir şekilde. Abi menajer açıklamış, daha ne yani? Evet. Ama daha sonrasında bakıyordum. Daha sonrasında yönetici Erdal Torunoğulları abi bak, kendini yani, menajer bakın, denen dedi. Şimdi şey söyleyeceğim, yine araya giriyorum. Rasim Ozan gibi hissettim kendimi bu yayında. Yani şimdi Serdar Aziz'in takımdan gönderiliş hikayesini hatırlayalım. Evet. Süleyman Rodop ortaya attı. Hatırlıyor musun? İlk Süleyman Rodop attı. Evet, evet, evet. Takım evet. Yalanlama yaptı. Aradan evet. Bir hafta geçti. Serdar Aziz'de yollar ayrıldı. O yüzden evet. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz dedi Arda. Kesinlikle. Evet. Yok. Ben dedim az önce onu. Aynen. Sen, pardon. Ben de Dorukhan'a bakıyordum. O kulağıma geldi. Dorukhan'dan. Evet. Ya evet. Sanki anlaşamayacak gibiler. Her iki taraf için hayırlı olsun diyelim. Yani Beşiktaş'ın pek gönlü yok herhalde maddiyattan dolayı anladığım kadarıyla. Tabii bilemeyiz tabii arada nasıl bir ilişkiler olduğunu ama bence bir açık kapı bulundu orada Dorukhan açısından. Hani belki farklı bir kulüple anlaşacak bedelsiz bir şekilde. Sözleşmesi bitiyor muydu onun bu sezon? Bir yıl daha var. Bir yıl daha var. Zaman... Bir yıl bekleyecek ya da bonservisiyle bir yere gidecek anlaşılan, ya da cüzi bir miktarla, artık nasıl olur bilemem ama bir kapıdır, denenebilir aslında. Galatasaray için diyorsun. Ya gönlümden geçen o ama tabii başka takımlar varsa da denesin. Peki Arda, sen ne düşünüyorsun? Şimdi siz de sohbet ederken bir yandan şeye bakıyordum, ekürüsü Mehmet Özcan'a bakıyordum. Aslında Dorukhan güçlüğünü ispat etti Beşiktaş'ta. Hepimizin malum yani, bunu Galatasaray aldı desek hepimiz seviniriz herhalde. Ama evet. Bence bu ortamda Dorukhan'ın Galatasaray'a gelmesi hiç doğru değil. Neden derseniz, futbolculuk anlamında sıkıntı yok ama şimdi bu şekilde ayrılırsan sen Beşiktaş'tan, yarın öbür gün Galatasaray aynısını yapmayacağın ne malum. Sen kendine ait olduğunu, en azından şu noktada ait olduğunu hissettiğin, sakatken seni bir şekilde idare etmiş takıma senin bir şeyler vermiş olma ihtimali çok yüksek. Takım da sana bir şeyler vermek istiyor. Parada anlaşamazsanız bu anlaşılır. Ama Dorukhan'ın kendini bu şekilde Beşiktaş'tan sildi falan diyorlar galiba sosyal medyadan, Beşiktaş
fotoğraflarını falan. Fotoğraflarını silmiş, evet. Aynen, onu göremedim ben ama en azından Mehmet Özcan'a ben bayağıdır, hatta bakıyordum ona sürekli. Şimdi yine aklıma geldiği için hemen bakayım dedim. İş keşke o olsa. En Geçen seneden azından beri sürekli söylüyorsun zaten ara ara. aynen. En azından şu Dorukhan'a, şimdi Dorukhan bugün Galatasaray'a gelse sizce ne kadar alır? 1 milyonun aşağı almaz değil mi? Ne 1 milyon, 1,5 falan 2 zorlar yani. Yani İki menajeri zor da zorlayacaktır. bir buçuk olur sanki. E şimdi Bence de. siz böyle bir ortamda, tamam Dorukhan da iyi topçudur ama yani Mehmet Özcan en azından oraya yönelilebilir. Benim en azından istediğim, gönlümde yatan odur. Taylan da mesela aslında ben çok beğeniyordum ama Taylan ne yazık ki bu ortamda ateşe atılırdı eğer oynansa. Oynayamadı maalesef ama önümüzdeki sezon için ben ondan da umutluyum. Sonuçta o orta sahamız bizim, ikisi de kiralık olduğu için mecbur. Evet. Güney'in de dediği gibi yabancı kuralı da kesin ve kesin geleceği için bizim oraya iki tane Türk koymamız gerekecek. En azından benim kafamda o var. Fatih Terim'in de muhtemelen planları dahilinde bir şeyler vardır ama gerçekten bu kadar çok yabancının Türkiye'de bu kadar çok paralar oynatılması benim için çok ağır. Neden? Şöyle. Türkiye şartlarında döviz belli, taraftar kitlesi belli, herkesin cebi belli. Kulüpler de aynı şekilde belli. Şimdi biz 11 tane yabancı aldık. Bunlara maksimum 2 milyon euro da oynattığımız zaman sıkıntı yok. Ama sen bunlara, bizim şu an baktığımız zaman ilk 11'e 3 milyon 2,5'tan başlıyor. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Evet, 2,5'tan başlıyor çıtalar. 3,5, 4, hatta en çok Muslera alıyor, hakkıdır ama 4'e 5'e kadar çıkıyor Falcao'la beraber. Onu da bonuslarını falan da koyarsak eyvah eyvah. Şimdi böyle ortamda 11 hesapladığımız zaman 100 milyona yakın para yapıyor yıllıkları. Yani bonusları falan Euro. filan. Euro tabii. 100 milyon euro yapıyor. Bu parayı sen, değil mi? Böyle ortamda. Yazık, günah değil mi? Yani en fazla Türkiye şampiyonu olacaksın zaten. Şu Avrupa Ligi'nde bir şey yapamıyoruz ki. Bir şey yaptığımız zaman daha fazla Türk oyuncumuz vardı zaten. Hep öyleydi. O yüzden biz kendi içimizde Türk pasaportu olan topçuların ve kalibresi yüksek olanları bulabilirsek, Fatih Terim her zaman yanımızda olduğu için şanslıyız bu konuda. Çünkü kim olursa olsun, çok koyu fanatik değilse herkes Fatih Terim'e çalışmak ister. O yüzden inşallah Dorukhan'dan çok Mehmet Özcan alınır. Ben sözü Günay'a paslayayım hemen. Günaycığım, sen ne diyorsun? Çok kısa söyleyeceğim. Evet. Daha bir yıl daha sözleşmesi olan bir futbolcunun menajerinin böyle bir açıklama yapması sizce tuhaf değil mi ya? Talihsiz. Çok İnanılmaz tuhaf. tuhaf. Evet. Menajer oyunları her yerde var. Tamamen duygusal Tamam, değerlendiriyorlar çünkü. anlaşmayabilirsin ama bir yıl daha sözleşmesi var bu çocuğun. Yani önümüzdeki sezonu kapsıyor. Daha dur ya. Daha yeni olmuş. Yani uçmuyor, kaçmıyor da. Yani bence Dorukhan evet iyi futbolcu ama daha uçmuyor, kaçmıyor. Daha dur. Ya oynasın, Alevlendirmek görelim için ya. yapıyorlar. Bir görelim. Tamam Galatasaray'a gelsin, Fener'e gitsin bilmem ne de. Bu çocuk zaten Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesinde oynuyor. Ya bir dur menajeri dur bir yani dur. Aynen Daha öyle, doğru. bir sözleşmesi var yani bu çocuğun. Bir dursun bakalım. Daha bir de sakat bu çocuk. Daha da şimdi oynamıyor. Neden Hele böyle bu dönemde. değil mi? Evet. Neden böyle bir açıklama gelmiş? Hem Dorukhan'ı zora soktu bu açıklamayı, Beşiktaş'ı zora. Çok. Çok zora soktu Ben Dorukhan, aynen. Dorukhan'ın yerinde olsam şu an o menajerle hemen sözleşmemi feshederim. Çünkü zor durumda bırakıyor. Şu Evet. an çünkü Beşiktaş taraftarı da ona sıcak bakacağını düşünmüyorum. Şu an Mustafa Kapıyı'ya hangimiz sıcak bakıyoruz ya? Hiçbirimiz. Hangimiz sıcak bakıyoruz? Daha 17 yaşında çocuk yaptığı şeylere bakıyoruz, değil mi? Aynısı Dorukhan için de olacak. Bunu kısa keseyim. Ben menajer oyunu olduğunu düşünüyorum bunun. Daha bir sene sözleşmesi olan bir Sözleşme koparmaya çalışıyorlar yani. oyuncunun Kesinlikle evet daha öyle. fazla para koparmaya çalışıyor. Daha Çünkü fazla para. Beşiktaş taraftarı seviyor, sevmesi de gayet normal. İyi O oynadı da şimdi de dönemde. kullanıyor zaten. Evet, sakat zaten şu an çocuk. Toparlaması gerekiyor. Ya bir dur. Önümüzdeki sezon başlasın. Oynamaya başlasın bakalım. Ne olacak? Ne bitecek? Sakatlanmadan önceki performansını verebilecek mi sana? Bir bakalım değil mi? Toparlayabilecek mi? Tabii. Evet arkadaşlar. Evet, Günay'dan başlayalım bu sefer. Günay, bomba sorum geliyor. Sence Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Bence Toş'u almalılar. Benjamin Toşak diyorum. Yani Benjamin Rasim Ozan Toşak.
Yani ben kimin olacağını bilmiyorum ama bence Erol Bulut'u alsınlar yani. Aynen. Ben, bence maceraya gerek yok abi. Erol Bulut. Yani ben şu an Ali Koç'un yerinde olsam ilk gideceğim yer Erol Bulut olur. Hem iyi hoca hem Türk. Bakın yani yabancıya ben artık yabancı teknik direktör istemiyorum abi Türkiye'de. Başarılı aynen olmuyor yani. Bizim öz adetimiz farklı ya. Farklı abi yani. Yok, kafa olmuyor. Yapılarımız başka. Ben Erol Bulut'un olmasını düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben olsam hemen kapısını çalarım yani şu anda. Olacak evet gibi de zaten. Şimdi ben yine işe duygusal bakacağım. Şöyle, şimdi Ali Koç eğer ben zenginliğine güvenerek gene taraftarına şov yapmak için bir hoca getirir. Onunla sistemiyle beraber getireceğiz. Biz Avrupa'daki sisteme uyacağız. Dortmund gibi olacağız falan derse ipin ucu gitti. Ama kardeşim Fenerbahçe'de para yok ki, gitti bin bin yaptı tek, gitti ondan bundan para tuttu. Tek kurşun. Aynen öyle. Attın bittin abi. Bir daha aynen öyle. Erol Bulut'u getirin. İyi bir Fenerbahçelidir. Efendice gelsin. Fenerbahçe'ye sahip de çıkar. Paranız yoksa sesini de çıkarmaz. Aslan gibi de altyapıdan da çıkarır. Oyuncusunu en azından Fenerbahçe gibi oynatır. Ben aynen bundan öyle eminim. Erol Bulut bunu yapar abi. Hiç öyle şeylere gerek yok. Ben yo işte Dortmund modeli falan görüyoruz böyle televizyonlarda, gazetelerde şişiriyorlar Fenerbahçe'yi. Abi kimse parayla oynamasın. Aynen. Para dediği şey bugün var yarın yok. Fenerbahçe gibi koskoca camiayı ele güne düşürmesinler. Ben abi, gördüm çok çok üzüldüm. Galatasaraylı olarak söylüyorum. Her zaman çok iyi bir Fenerbahçe ile yarışmak isterim abi. Aynen öyle abi. Getirdiler. O neydi o Portekiz'in adı? Unuttum şimdi adını onun. Victor Pereira mı? Evet, Pereira'yı getirdiler abi. Öteki Koku'yu getirdiler. Bilmem neyi işte Diki Miki getirdiler. Ne oldu? Bunlar çıktı. Hala paralar ödeniyor bunların. O yüzden sonra hiç gerek yok. Rasim Ozan'ın diline düşersin. Bu Diki bıraksın. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Yani sonra hiç Galatasaraylılar falan. Abi kızmasın Fenerbahçeliler bana yani. Aynen öyle. Ben ne diyorum hani Erol Bulut Fenerbahçe'yi Fenerbahçe gibi oynatır. Hiç Aykut Kocaman'a falan da hani şey yapmasınlar kimse. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin abi en başarılı dönemini yaşattı adam. Tamam, evet, futbol olarak belki isteneni vermedi ama o şeyi hatırlayın, Avrupa UEFA Kupası'nı hatırlayın. Neler yaptılar Fenerbahçe hakemler. Evet, resmen evet, çatır çatır doğradılar. Doğramasa İvan o adam Bebek final, diyorsun yani. Finale kadar götürecekti şey. Yok, İvan Bebek sonradan oldu ya. Sonradan Benfica, oldu. Benfica maçını diyorum ben. O Cardozo. Tabii. Cardozo'lu dönemde. Gökhan Gönlü paramparça ettiler. Suratını kart bile çıkmadı. Anladım, evet. Fenerbahçe orada gerçekten çok Aykut Kocaman hakkını yediyor Fenerbahçeliler. Çok üzülüyorum ben en azından bu duruma. Fenerbahçeliler de hiç öyle şov gelsin işte şey gel Mourinho gelsin o gelsin falan yapmasınlar. Paranın haddini bilsinler. Getirsinler oraya birini. Ben en azından taraftarlar Aykut Kocaman'ı Aykut Kocaman diyorum, özür dilerim. Şeyi isterken, Ersun Yanal'ı isterken olmaz dedim ya. Ama evet, olmayacak, şeyde belli değil. Erol Bulut da bu olmaz. Erol Bulut olur. Aynen yani. Erol Bulut yani gerçekten ağırlığı da bellidir. O Fatih Terim'e yaptığı hareketten dolayı kendine çok kızmıştım ona ama bu futbol konuşuyoruz biz. Burada onların hepsi gelip geçici. Erol Bulut iyi bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'nin başına başarılı olur. En azından yani kendi çizgisinde. Gördük zaten. Galatasaray disiplini geldi. Disiplini bir hoca. Yani Ersun Yanal'ın yaptıklarını gördük yani. Fenerbahçe'ye yakışan şeyler değildi. İnşallah sadece hocayla çözülür Fenerbahçe'nin işleri. O da ayrı. Fenerbahçe'de işler hocayla çözülecek gibi de değil. Açık açık konuşalım. Kimse çok de kızmasın. Çok daha büyük. Hepiniz de biliyorsunuz peki, yani. Peki Arda, o zaman Fenerbahçe için bir tane sarıklı hoca mı getirmek lazım? Bir okutmak mı lazım? Galiba öyleydi. Yıllar önce şehir adına göre. O da bozuldu ya. 20 yıl önce işe yaradı. Zafer, istersen sen devam et. Evet. Zafer, sen ne diyorsun? Bence ben de zaten Arda ile Günay'a katılıyorum. Hani Erol Hoca en azından şu dönem için şu maddi zorluklar içerisinde Fenerbahçe'ye merhem olur. Disiplinli, çalışmayı seven, evet, yabancı kuralına, daha doğrusu gerçek ismi olan yerli teşviğine hep desteklemiş bir hoca da aynı zamanda. Hep açıklamalarını da gördük. Bence Fenerbahçe için şu an en ideal ve Günay'ın dediği de doğru. Hani yabancı bir adamın gelip alışması zaten bir zaman alacak. Zaten paran yok şu an, zamanın abi, da yok. Fener'in zamanı yok ya şu an. Fener'in yok değil. Ali Koç'un zamanı yok. Doğru. Fener'in de öyle. Çünkü zaman alıyor bu işler. Yani sezonlar gidiyor. Fenerbahçe taraftarı evet şu an çok sabırsız, artık şampiyon olmak istiyorlar yani. Normalde.
Ama şimdi ligimizde güçlü bir Fenerbahçe'nin olması Galatasaray'ı da tetikler. Tabii ki de. Ben diyorum yani ya. Fenerbahçe gelsin abi şeyle, topla tüfekle gelsin. Biz iyi Fenerbahçe istiyoruz yani. Kesinlikle öyle. Ama hatta geçen gün Erol Hoca'nın bir açıklaması vardı. Hani önce şu Türkiye Kupası'nı bir atlatalım, ondan sonra bakarız minvalinde. O da ufaktan bir sinyal verdi sanki orada. Evet. Oradan bir sinyal verdi. Hani tecrübeli de bir açıklama aslında. Hani sanki Erol Hoca olacak gibi görünüyor. En azından bakacağız önümüzdeki evet. dönem. Arkadaşlar son soruya geldim şimdi. En heyecanlı soruyu soracağım. Biz yayına girmeden yaklaşık birkaç dakika önce Bobel'in bir sosyal medya resmi düştü. Yani bu Bobel'in resmiyle alakalı olarak ne düşünüyorsunuz? Günaycığım ilk senden alayım. Yani bu akım olursa eyvah diyorum yani. Ya tüm ünlüleri affedersiniz pozisyonda görmek. Yani bayanları görebiliriz de erkekler çok kötü duruyor. Yani baba ben Günay vallahi ayıp ya. Yani, evli farklı adamsın yani. Çünkü hani hep böyle diyorlar ya mesela işte kim diyeyim böyle ünlü ya bu da mı sıç falan diye düşünüyoruz. İşte şimdi. Yani anladım. Şey gerçekten mi? Göreceğiz bunlarda diyeceğiz yani. Günay, aklıma Game of Thrones'taki Lannister'lar geldi. Acaba Lannister'lar da tuvalette altı mı tövbe estağfurullah ya var ya. Evet, moderatör kadının düştüğü hallere bak ya. Moderatörümüz... Ne yapalım ben ki evet, benim yorumlar... Evet Arda'cığım sen evet. ne diyorsun Babel'in bu enteresan sıra dışı paylaşımıyla alakalı? Babel'in ben sadece Türkiye'de saçıyla gündem olur diye düşünüyordum ama o çıtayı yükseltti baya. helal olsun diyorum kendisine. Ya abicim ya sen milyon eurolar alan, tamam mı? Varıyor o her şeyi olan bir adamsın. Ne işin var böyle şaklabanlıklarla değil mi? Ya gördüm. Ben gördüm utandım. Ben utandım insanlığımda onu gördükten sonra. Hani tamam yaptın. Ya kardeşim sosyal medyada niye paylaşıyorsun ki? Yani neden yani? Bak o bak ciddiyim ona girip yani bir psikiyatri falan bir şeylere gitmesi lazım. Onun bu kadar çok takım değiştirince herhalde kafası biraz bulanmış. Abi böyle bir şey böyle bir saç. Bizim Türkiye'de bunu kaldıramazlar herhalde farkında değil. Kaç senemleri Türkiye'de. Evet, herhalde evet. rahat bir 10 sene var. Bilmiyor mu insanlar ne kadar duyarlı olduklarını? Bir de insanlar burada Türkiye'de nelerle uğraşıyor. Millet her gün ölüyor çatır çatır. Yaptığı işe bak. Ya, ya. Gözümün önüne geliyor manzara. Trajik, benim de öyle trajikomik diyorlar yani. Tam da bu trajikomik. Evet kesinlikle. Yani diyecek bir şey yok buna. İnşallah siler o fotoğrafı. Çünkü onun orada kalması da ilginç olur. Evet Zafer'cim sen ne diyorsun Babel'in muhteşem paylaşımıyla alakalı? Galatasaray'daki performansının sanatsal dışa vurumu sanki. Resmen acaba sonra tıvadı mı? Ya öyle değil mi ama yani. Tüyü nereye dikeyim olmuş. Hani ben böyle bir performans ortaya sergiledim. Aha da buyurun resmi. Evet. Koymuş oldun yani aynen doğru diyorsun. Noktayı doğru koy. Yani. Bence çok hangi var. Ülkede olduğunu farkında değil sanki. Bir Fulham'a aynen. gitti İngiltere'ye sonra Türkiye'ye geldi sonra Hollanda'ya gitti bir dünya turuna çıktı o. O şeyde işte o türbülansta kalmış onun kafaya. Dediğin gibi az önce dediğin gibi türbülansta kaldı. Yani şu an dünyada olduğunun bile belki farkında olmayabilir yani. Evet. Yani çok adı profesyonel ama yani hiç ne yaptığının farkında değil. Yani adı bence hani adı, isim öyle sadece. İçin yaptı ya ben öyle düşünüyorum şahsım adına. Şahsım adına bakın. Önemli burası. Şahsım adına öyle düşünüyorum. Türkiye'ye geri dönüşünün ilk adımı bu oldu. Demek ki bu şekilde devam edecek. Şöyle yapması lazım bence. Artık futbolu bırakıp hani bu işlere yönelmesi lazım. Ama medyada iyi iş yapar. Bir talk show falan verilmesi lazım. Babel yapar bu işi. Bakın size çok önemli bir şey söylüyorum. Zaten kanalı var. YouTube kanalı var onun. Aktifte kullanıyor. Bir tane çok sevdiğim bir hocam var. Evet. Sahaya çıkmadan önce her defasında şunu derdi. Çocuklar tuvaleti olan varsa şimdi gitsin s**sın sağda evet. Yaptı sağda Allah. Evet yani, Günay. Aynı hocadan bizde de vardı Günay. Peki arkadaşlar.
Evet, koronavirüsle alakalı bir mesajınız varsa arkadaşlar paylaşabilir misiniz? Evet, ben evet, söyleyeyim. Zafer'cim. Buyur. Ben söyleyeyim. Kimden benden mi? Ben söyleyeyim. Evet, Zafer'den başlıyoruz. Hayır Günay, bekle sıranı. Yok, yani heves etti, kırmayalım. Kısmeti onunmuş diyelim. Günay devam etsin. En son ben konuşayım kanal sahibi olarak. Tamam, doğru. Olur. ülkemizde milyonlarca çalışanlar arasında biz de olduğumuza göre tedbirimizi alarak gidiyoruz ama zorunlu olmadıkça hiçbir şekilde evimizden çıkmamalıyız, tedbirlerimizi almalıyız. Sağlık Bakanımızın, devletimizin uyarılarını, tedbirlerini dikkate alarak uymalıyız, riayet etmeliyiz. Ancak bu şekilde bir yerlere gelebilir, daha az hasarla atlatabiliriz. İnşallah bu sıkıntıdan sağ salim çıkacağımızı düşünüyorum. Vurdum duymaz olmayalım. Sağlık çalışanlarımız, vurdum duymazlığımızın sonucu, her bir sonucu daha doğrusu, sağlık çalışanlarımıza atılmış bir kurşun gibidir. Bunu da düşünerek hareket edelim. Evet. Şu an onların sahada, onların üzerinde çok büyük bir yük var. En azından biz de bir nebze olsun onları rahatlatmak için tedbirlerimizi alalım. Bu süreci sağ salim kısa zamanda atlatmış olalım. Temennimiz evet. Bu. Teşekkür ederiz görüşlerin için Zafer. Rica ederim. Evet Arda, sen ne diyorsun? Ben Rasim Ozan gibi girmek istiyorum mevzuya. Ey milletim, bu maskeleri abi önce ucuzlatın. Bak az önce gittim yine markette, millet 5 liraya 6 liraya o maskeleri, ufacık bez maskeyi, tek kullanat maskeleri, beyazları 5 liraya satıyor. Kardeşim yazık, günah. Zaten bu insanlar şimdi izne çıkacağı için, tatile eve gideceği, evde olduğu için maaşından bayağı kesinti olacak. Benim de olacak. Herkes gibi. Abicim 1 liraya satın ya. En fazla o da yani. En fazla 1 lira olsun. 50 kuruşa 25 kuruşa indirin şunları. Şu insanlar zaten bir defa kullanacak onu günde. Her gün sokağa çıkan adamın kaç defa kullanması lazım? Sabah çıkacak üç evden. 3 defa oluyor. Sabah çıkacak evden, takacak onu. Bütün gün onu mu? Bu adam yemeğe gidiyor. Sigara molasına çıkıyor. Kahve molasına çıkıyor. Bunları düşünmüyor musunuz hiç? Her yani bu adam günde sadece ona para vermiş olsa evine su mu almayacak, ekmek mi almayacak, yiyecek içecek mi almayacak? Ya bu kadar duyarsız olmayalım lütfen. Para doğru. Bu kadar önemli değil. Para hepimizin cebinden çıkıyor, hepimizin cebine giriyor tekrar. Ama yapmayın yani 3-5 kuruş para için insanları mağdur etmeyin. Trilyonluk mu olacaksınız ya? Şurada kaç gün sürecek ki zaten bu? Hadi bir sene sürdü diyelim. Kaç para kazanacak? 1 trilyon mu kazanacaksın o paradan? Ne olacak? Senin çoluğun çocuğun yok mu? İlla çıkacak bir yerlerden. O yüzden... Doğru. Ben bu konuda çok hassasım. Özellikle eldiven ve maske konusunda devletten çok büyük yardım rica ediyorum. Şu insanları, şu fırsatçılara bu fırsatı tanımayın. İnsanları enayi yerine, aptal yerine koymasınlar. Kimse parayı çöpten bulmuyor. Herkes eşek gibi çalışıyor, affedersiniz ama 8-9 saat, 12 saat çalışan arkadaşlarımız var. Yapmayın. 3-5 kuruş için değmez diyorum. Ondan sonrası için de lütfen temizliğimize dikkat edelim. Sokağa çıkmayalım eğer gerçekten çalışmıyorsak. Evdeysek evde kalalım. Öyle eşe dosta selfie'ler çekip kahve içmeye gitmeyelim. Hepimiz evimizde kalalım efendice. İzolemize olalım. Bu şekilde atlatabiliriz ancak bunu. Çünkü bu toplumsal bir sorun. Ahmet Mehmet sorunu değil. İnşallah bir an evvel kurtulup da bugünlerde en azından en az hasarla atlatmış oluruz diyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Günaycığım, ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Ardından son sözü sana bırakacağım. Koronavirüsüyle alakalı mümkün olduğunca kimsenin dışarıya çıkmamasını ben de rica ediyorum. Ben kendim zaten çıkmıyorum. Balkona çıkıyorum. Böyle balkona soteye yatıyorum bazen. Yaşlı 65 ya 60 yaş üstü ya da 20 yaş altı gördüğüm an polisi arayacağım, çok büyük yemin ettim. Ben çıkmıyorum kardeşim, kimse çıkmasın ya, bana ne ya. Aynen. Çalışanları tenzih ediyorum. Çalışıyor, ekmek parası getiriyor. Benim kocam da çalışıyor. Onun haricinde yakaladığımı şikayet edeceğim, çok büyük yemin ettim. Arkadaşlar benim için çok keyifli bir sohbetti. Hepinize teşekkür ediyorum. Son sözü Sünay Bey'e bırakıyorum. Biz de teşekkür ederiz. Evet, şimdi Arda'nın söylemiş olduğu şeylerle alakalı bir şey söyleyeceğim. Bugün Çin'de şunu gördük. Koronavirüs ile alakalı iyileşme gösteren bir ilaç bulmuşlar. Onu halka ücretsiz dağıtacaklarmış. Ben altına yorum yazdım. Burada olsa kara borsaya düşer diye bir. Aynen. Şimdi 5 lira ya sattığını söylüyorsunuz mesela bu maske. Ben gördüm. Evet. Bir gördüm. Yarın kıyamet kopsa kefeni, tamam mı, 100 lirayken 500 liraya satacak insanlar var bu Türkiye'de.
Doğru. Olmaz olur mu? Evet. Çok o olur. yüzden fırsatçımız çok. Maalesef 5 lira 1 liraya değil 5 lira değil 10 liraya satarlar bunlar. Ki satanlar da vardı. Onlar ciddi cezalar aldı. Ama yine söylüyorum her videoda da olduğum gibi lütfen dışarı çıkmayın. Benim gibi çalışmak zorundaysanız gerçekten kendinizi iyi izole edin. Gidin dışarı. Evinize dışarınızı çıkın. İşinize gidin. Sonra işinizden direkt evinize gelin. Kimseyle muhatap olmayın mümkün olduğunca. Yakın arkadaşınızla bile 2 metre mesafe koyun. Öyle konuşun. Ben dışarıda sarılan öpüşen insanlar görüyorum. Arkadaş sarılmayın, öpüşmeyin kardeşim. Mesafe koyun ve dışarı çıkmayın. Evde kalın. Son olarak da şunları söylemek istiyorum. Arda zaten hep benim yerime geliyor. Ben de onun yayına gidiyorum. Onun da kanalı var. Onun kanalını aşağıya bırakıyorum. Lütfen abone olun. Ve bu kanala da abone olun. Arda'ya katıldığı için teşekkür ediyorum. Bir de uzun zamandan beri buraya katılmak beklediğimiz Zafer kardeşime evet fırsatı olmayan Zafer kardeşime buradan da teşekkür ediyorum. Bu yayına katıldığı için. Benim için çok keyifli bir yayın oldu. Benim için de öyle. Moderatörlüğünden dolayı teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olun. En önemlisi abone olun. Abone olun. Herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.